Millet İttifakı'nı destekleyen bazı seçmenler depremin etkilediği illerde Cumhur İttifakı'na verilen oyun daha fazla çıkmasına tepki gösterdi. Vicdana sığmayan paylaşımlar yapılırken Sözcü gazetesinde toplumu kutuplaştıran söylemleri arttırdı. Sözcünün manşetinden demek ki depremzedeler çadır hayatını yaşamayı çok sevmiş. Demek ki depremzedeler bedava ev yerine parayla almak istemiş diye yazdı. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun diyorum başka bir şey demiyorum. Dün de söyledik. Dün hatta bütün televizyonlar içinde belki de bu olayı gündeme getiren tek program Televizyon Gazetesi oldu. Kısmette bugün de konuşmak var mı? Konuşuruz. işimiz bu. Sözcü Gazetesi'nin demek ki <laughs> demek ki millet TOG'muş başlıklı manşeti tepki çekti. Altılı Masa destekçileri tarafından depremzedelere yönelik yapılan yorumlar sürerken atılan manşet halka tepeden bakıyorlar şeklinde değerlendirildi. Valla halka tepeden bakıyorlar şeklinde değerlendirmek bence çok masum bir şey. Bu halka küfretmek demekti sözcüğünün dünkü manşeti. Halka küfretmek, halka aşağılamak ve hatta aydınlığın manşeti doğru olabilir. Halk düşmanlığıdır. Bu. Ya bu kadar olmaz. Yaptılar mı? Yaptılar. 14 Mayıs seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı mecliste çoğunluğu sağladı. İkinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan %49,5'da kalırken Altılı Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu %44,9 oy aldı. Seçim sosyal medyada da çok konuşuldu. Deprem bölgesinde Cumhur İttifakı'nın oy oranının o oranının fazla olmasına yönelik yapılan bazı yorumlar ise tepki çekti. Keşke daha çok ölseydiniz bir insanın hiç mi haklı olmaz şeklindeki değerlendirmelere ilişkin soruşturma başlatıldı. Sözcü gazetesi de dün benzer bir manşetle çıktı. Demek ki millet togumuş ifadesini manşetine taşıyan gazete açlık sınırında yaşayan ve tok olmayan milyonlar daha refah bir yaşam sunan Kılıçdaroğlu yerine togun tuttuğunu, nutuğunu atan Erdoğan tercih etti diye yazdı. Şimdi arkadaşlar bir dakika. Daha refah bir yaşam sunan Kılıçdaroğlu kavramı nereden çıkıyor? Nereden biliyor sözcü Kılıçdaroğlu'nun daha refah bir yaşam sunduğunu? Kılıçdaroğlu neye dayanarak daha rahat bir yaşam sunuyormuş? 300 milyar dolar temiz para getireceğim. Londra'dan, New York'tan temiz para gelmez. Mefeden temiz para gelmez. 300 milyar dolar temiz para getireceğim lafı daha rahat bir yaşam sunmak değildir. Daha borçlu bir hayat sunmaktır. Ama daha rahat bir yaşam sunan Kılıçdaroğlu, yalan söylüyorsunuz. Kılıçdaroğlu daha rahat bir yaşam sunmuyor. Daha borçlu bir yaşam sunuyor. E bu terbiyesizlik ama. Gazete birinci sayfasından şu ifadelere de yer verdi. Demek ki emekliler 15 bin liralık bayram ikramiyesini istememiş. İstemiyorum lan. Şimdi Orhan Gencebay üzerinden dün akşam çok yorum yapıldı ya. Yine ben yeşil camdan bir şey yapayım. Ben fakir fakat namuslu bir emekliyim. Beni paranızla satın alamazsınız. Ya da şöyle şeyler vardır, replikler vardır. Ay saati de çıkartalım. Ha, benim vücudumu satın alabilirsin ama ruhumu asla. Bunlar Yeşilçam'da çok şey yapan, yer alan repliklerdir. Ben fakir fakat namuslu bir gencim. Beni paranızla satın alamazsınız. Ya da Hülya Koçyiğit midir artık kimdir? Daha, daha, daha çok Hülya Koçyiğit'in gibi kalmış kafamda. Vücudumu satın alabilirsiniz ama ruhumu asla. Abi siz 15 bin liraya mı satın alıyorsunuz milleti ya? Ya bir de bunun olabileceğini düşünüp gazetecilik yapmak nasıl bir gazetecilik ya? Demek ki diyor emekliler 15 bin liralık bayram ikramiyesini istemiyor. İstemiyorum lan. Ben 152 ada adacık kayalığı istiyorum. Ben Mavi Vatan'da sondaj yapılmasını istiyorum. Ben Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilerebet payidar olmasını istiyorum. Ben Karadeniz'e asla emperyalizmin girmesini istemiyorum. Ben Türkiye'deki Amerikan üslerinin Türk ordusuna teslim edilmesini istiyorum. Ben üretim istiyorum. 15 bin lira bayram ikramiyesi Ayın kaçında bayram? İkisinde mi? Üçünde mi? Ayın sekizinde biter. Ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti NATO'nun eline geçerse Türkiye biter. Biz gerizekalı mıyız? Bir de şuna şaşırıyorum. Sözcü gazetesinde çok deneyimli abiler var. Benim abi dediğim insanlar var. Ben 42 yıldır yapıyorum bu işi. 50 yıldır yapanlar var. 60 yıldır yapanlar var. Necati abi. Ya ayıp değil mi ya? Ya niye müdahale etmiyorsunuz böyle şeyler yazılıyor gazetenizde? Uğur abi ayıptır bunlar ya. Emin abi. Emin abi Ünal abi yaşasaydı canınızı okurdu sizin ha. Emin ne yapıyorsunuz lan siz? Oraya geleyim mi lan şimdi diye alırdı sopayı gelirdi. Ha ben alıp sopayı gelme şansına sahip değilim. Ben büyüklerime el kaldırmam. Laf da söylemem. Ama siz de büyük olduğunuzu bilin ya. Ne terbiyesizlik? Nasıl bu terbiyesizliği izin veriyorsunuz? Demek ki emekliler 15 bin liralık bayram ikramiyesini istememiş. İstemiyorum. Demek ki depremzedeler çadır hayatı yaşamayı çok sevmiş. Tabi depremzedelerin alayı kızıl derilidir. Yani kızıl deriller de çadırda yaşamayı çok sever. Özgür ruhlar diye Abi siz iyi misiniz ya? Kafayı mı sıyırdınız Ne yaptınız? Hani şeytanlar ya Mustafa. Kafayı mı yedin? Yok dersin. Çanağa sıyırıyorum. Ekmekle böyle pırıl pırıl yapıyor. Hakikaten sıyırmışlar ha. Demek ki depremzedeler bedava ev yerine parayla almak istemiş. He he bayılırız böyle bir bedava birisi bir şey versin. Yok diyelim ya ben bedava istemiyorum. Parayla alacağım. Demek ki vatandaşımız yoksulluk sınırı altında yaşamaya razı. Razı, oho. Ya bayılırız sıkıntı çekmeye biz. Bayılırız yani. Yani şuraya bir limuzin getirin. Binersem şerefsizim. Yürüyerek gideceğim illa. Bu kadar milleti aptal yerine koymak. Hayret. Demek ki gençlerimiz güzel bir gelecek vaadini istemiyormuş. Tabii canım Gençler niye güzel bir gelecek vaadi istesin ki? Demek ki gençlerimizin ÖTV'siz telefon ve otoya ihtiyacı yokmuş. Ulan salaklar. Bak artık açık açık söylüyorum. Gençlerimiz çalışacak, para kazanacak ki ÖTV'li ya da ÖTV'siz telefon ya da otomobil olacak. Çalışmayan, işsiz genç. ÖTV'li olsa ne olacak? ÖTV'siz olsa ne olacak telefon? Bir de e, bir şey sorayım ya sizin hayatınız telefon ve arabadan ibaret mi? Siz dünyaya böyle mi bakıyorsunuz? Belki gençlerimiz hiç telefona umur ıı, şey vermiyor, önem vermiyor. Belki araba almak aklından bile geçmiyor. Belki gençlerimiz dünyayı dolaşmak istiyor cep telefon, lüks cep telefonu ya da araba almak yerine. Olamaz mı? Bütün dünyaları telefon araba, telefon araba. Neden? kapitalizmin belli ayakları vardır. Bir, finans. İki, ticaret. Üç, otomotiv sektörü. Dört, inşaat sektörü. İnsanların kafasında bunu sorar, sokarlar. Aman başımı sokacak bir yer olsun. Cık. Aa kız, çocuğun arabası varmış iyi mi? <laughs> Bak, dünya bundan ibaret. Ne kadar araba üretir, satarsa kapitalizm o kadar ayakta kalır. O yüzden de insanların kafasına otomobil sahibi olmak diye bir ideal yerleştirirler. Ama otomobili alan adam <laughs> kentlerde 10 kilometrelik yolu 20 dakikada gider, 1 saatte gider. Yani otomobil almanın da bir anlamı kalmıyor. Ev alırsın en küçük depremde çöker. Böyle idealler yerleştiriyorlar. Kapitalizm ne diyor? Telefon, araba, ev. E, demek ki gençlerimiz ötevesiz telefon ve Demek ki vatandaş mültecilerin ülkesine, ülkeye doldurulmasına razıymış. Ya razıyım ya da değilim. Adam kaçmış. Ölümden korkmuş. İnsan ürkmesi hayvan ürkmesine benzemez. Ürkmüş adam. Korkmuş ya. Ya arkadaşlar dalga geçmeyin hayat böyle bir şeydir. 99 depreminde insanlar öyle bir ürktü ki yıllarca pijama bile giymedi. Elbiseyle yattı insanlar. İnsan ürkmesi başka bir şeydir. Ya ama işte ülke bir... Durum bu. Ha çözüm var mı burada? Yok. Diyor mu git Suriye ile sıkış? Hayır e, Kemal Bey'e oy var Kemal Bey nasıl çözecek Suriye sorununu? Çözmeyecek ki gidecek Amerika'nın işgali altındaki bölgede Avrupa Birliği'nin vereceği paralarla kentler kuracak oraya Türkiye'deki Suriyelileri götürecek orada bir kukla devlet kurulmasına önaya koy. Anlatsana bunları sözcü. Anlatsana. Kemal Bey'in Türkiye'deki Suriyeliler, Türkiye'deki yabancılar çözümü nedir dediğimde anlatsana. Kemal Bey'in bir tek çözümü var. Suriye'nin kuzeyinde petrol bölgesinde Amerikan işgali altındaki PKK hakimiyetine teslim edecek Türkiye'deki Suriyelileri. Orada bir Kürt devleti, kukla bir Kürt devleti kurulması için nüfus desteği sağlayacak. Ha bunu yazabilir misin? Yazamazsın. Petka ister. Petka ister. Yaz. Demek ki işçi, memur ve emekli insanca bir maaş istemiyor. Hayatta istemiyor. Hiç. İşçi, memur var ya hayatta insanca bir maaş falan istemiyor. O yüzden tabii Türkiye işçi sınıfının tarihindeki mücadeleler falan hepsi palavradır ya. 1 Mayıs 1977 işçi katliamı da palavradır. Ya bunlar da haberiniz yok mu? Necat abi sen sosyalist değil misin ya? Türkiye işçi sınıfı mücadelesini bilmiyor musun? Bak adamlar ne yazıyor? Ya kardeşim böyle bir şey olur mu ya? Desene. Türkiye işçi sınıfı tarihi vardır desene. Devrimci işçi sendikaları niye kuruldu desene. Gerçi şimdi PKK'nın kuyruğuna takıldı bitti de. Ama Rıza Kuaslar'dan bahsetsene bu arkadaşlara. Uğurcan Koçaklar'dan bahsetsene. Ya Halil bunlar onu e, bilmezlerse gazetecilik yapmasınlar ya. Yapmasınlar. Kimse kimsenin kafasına silah dayamıyor. Sen gazetecilik yapacaksın diye. Yapıyorsan bileceksin. Gazetenin manşet haberi tepki çekti. Yapılan bazı yorumlar şöyle oldu. Nefret dili bunların kanına işlemiş. Adam sizin oyunuzda binde bir oyu olmayan 41 kişiyi vekil yaptı. Gıkınız çıkmadı. Ne zannettin bu millet soğan patates üzerinden vatanını satmaz. Bunlar tepkiler sözcünün manşetine. Mesele tok değil. Mesele vatan, millet. Sadakat, güven, samimiyet. Bir başka tepki aferin. Gösterin gerçek yüzünüzü. Kusun kininizi. Kendilerine sorsunlar acaba şehitlerimizin katilleriyle kol kola oldukları için olabilir mi? Bir başka tepki demek ki millet Kılıçdaroğlu'na inanmamış. Bir başka tepki, Kılıçdaroğlu nerede refah sunmuş? İzmir'de belediye işçileri ağlıyor. Kılıçdaroğlu refah bir yaşam sunmuyor. Batının sözcüsü yalan söylüyor. Teröristleri serbest bırakıp ülkeyi böleceğim diyor. ABD ve Batı ne derse onu yapacağım diyor. Bu ülkenin menfaati olan her şeye karşı olan hazımsızlar tayfası bir başka tepki. Bir başka tepki. Sözcü zaten Zaman Gazetesi'nin yerini aldı. Halka tepeden bakarlar. Bu milletin değerlerini anlamadığınız zaman her tokadı yiyeceksiniz. CHP, KK, geçit yok. Gazeteci İsmail Küçükkaya Halk TV'de sunduğu yeni bir sabah programında Sözcü Gazetesi'nin bugünkü manşetini eleştirdi. Küçükkaya yakışı kalmadı. Kolaycı ve acımasız eleştiri yapılmasını uygun bulmuyorum dedi. E İsmail sen de bir sürü benzer şey yaptın. İsmail de depremzedeler deprem bölgesinden kovuldu bir hafta sonra. Yani benim karşıma Sözcünün karşısına İsmail Küçükkaya çıktı diye getirmeyin. Hatay'da annesini kaybeden Mustafa Tohma depremzedelere yönelik yapılan yorumlara tepki gösterdi. Tohma siz insan değilsiniz. Siyaset bu kadar mı insanlığın önüne geçti ifadelerini kullandı. Ünlü oyuncu Bergüzar Korel de sosyal medya hesabı üzerinden depremzedelere yönelik yapılan yorumlara sert çıktı. Korel şunları söyledi. Bu yazılanların bu yazılanları her şeyini kaybetmiş insanlar okuyor. İnsanlar öldü hayatta kalmaya çalışan bir sürü insan tüm bu yazılanları okuduğunda ne hissediyor? Yapılan yardımların ve dayanışmanın hesabını soracak, böbürlenecek insanlar değiliz biz. Sevgiyi, umudu, bir olmanın, birlikte olmanın hayaliyle sadece iyiliğin yanında olanlarız. Lütfen demiş. Şimdi... Şimdi Ahmet Mithat Efendi'den beri hep aynı hikaye. Millete tepeden bakma. Bunun da oryantalizmdir. Ama işin bir başka tarafı daha var. Mevlana döner değil mi Mustafa? Nasıl döner? Bir el yukarıdadır, göğe açıktır, bir el aşağıdadır, yere açıktır. Böyle döner. Neden böyledir bu? Yukarıdan alırım, aşağıya veririm. Peki Anadolu'nun temel kaidesi nedir? Bir elin verdiğini öbür el bilmez. Ya bir şey verdiysen verdin. Onu ister Allah rızası için var. İster gönlünde göğsünde insan sevgisi var o yüzden ver. İster vicdan olarak ver ama söyleme. Başına kalkmak diye bir şey vardır. Arkadaşlar benim babam dünyanın en iyi babasıydı. Gerçekten. Yani Makedonya Üsküp Köprülü'nün bir köyünde doğmuş, çobanlık yapmış, çiftçilik yapmış, Türkiye'ye gelmiş. Ne yapsın? Çobanlık yok, çiftçilik yok. Havaalanında, Atatürk Havalimanı'nda temizlik işçiliği ya. Ya bildiğiniz çöpçü. Okuma yazması yok. Dünyanın en iyi babasıydı. Niye? Bir şey verdiği zaman kafama kalkmazdı. Bir şey isterken de mecbur bırakmazdı. Bir şey veriyorsan kafaya niye kalkıyorsun? Bakın çocukların aileden kopuşunun temel nedeni odur. Anne ya da baba para verir. Alama bak. Ha? E o zaman verme o parayı ya. Verme. Ben de o sana sen yardım yaptım. Yapma. Bırak ölsün o zaman. Sonradan kafasına kakacaksan. Şunun farkında değiller. İnsanlık deprem bölgesindeki yıkıntıların üzerinden doğdu. O dayanışma, o birlik dünyanın her tarafından insanlar dayanışma gösterdi. Burada kıçı bilmem neyle iki tane manyak manyak biz bilseydik bunu ya niye CHP'ye oy vermediniz? Mecbur muyum lan CHP'ye oy vermeye? Meksikalı köpek Proteo geldi orada öldü. Allah bilir Proteo ya da Proteo'ydu değil mi o köpeğin adı? O da Türkiye'de kalsaydı Proteo sen niye CHP'ye oy vermedin lan diye Proteo'ya da hesap soracaktınız. Bu ne terbiyesizlik ya? Ama bakın bu öyle böyle bir şey değil.